24 ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Yağmurlu bir Ankara sabahından hepinize iyi pazarlar dileyelim efendim. Kulise hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi yayınımızı yine Ankara'dan Holiday Inn Otel'den gerçekleştiriyoruz. Gündem yoğun. Artık siyasi partilerin gündemi yerel seçim. Beklenen görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Bir mutabakat var ama formüller konuşuluyor. Belli değil Cumhur İttifakı'nda ne olacak? Öte yandan tabii CHP, İP, HDP cephesinde ne olacak? Kulislerde konuşulan bazı isimler de var. Adaylığı konuşulan isimler var. Peki kimler o isimler? Tüm bu başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Kulis ekibiyle karşınızdayız efendim. Hemen konuklarımızı takdim edelim sizlere. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu, 24 Ankara temsilcisi Melik Yiğiter'le birlikteyiz ve bu hafta bizlere eşlik eden bir konuğumuz daha var ki Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dilerseniz hemen başlayalım. Cumhur İttifakı ile başlayalım. Bülent Aydemir sizinle başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli ve Erdoğan bir araya geldi. Bir mutabakat var. Formüller konuşuluyor. Bahçeli'nin bir önerisi vardı. Tak tak tuk formülüydü. Ne olacak sizce? Ne çıkacak bu görüşmelerden? Şimdi önce tabii siyasi kombinle başladı. Siyasi kombin dedi. Sonra bir gazeteciye verdiği demeçte tak tuk tuk formülü. Şunu kastediyor Sayın Bahçeli. Şimdi daha önceki seçimde 24 Haziran'ı kastetmiyorum. Bir önceki yerel seçim 2014 seçiminde tak 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 denilen yani işte belediye başkanlığında Büyükşehir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne İşte ilçe seçiminde yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerinde de yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Yani bütün oylar Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyordu. Şimdi ise aslında bu bir teklif, karşı tarafa açık kaynaklardan yapılan bir teklif, AK Parti'ye yapılan bir teklif. Eğer Büyükşehir Belediyesi'ndeki İstanbul hariç, İstanbul'da aday çıkarmadı Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin adayını destekleyecek ama ilçelerde İstanbul'un ilçelerindeki 36 ilçesi var. Bunlarda özellikle AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarışması sonucunda eğer diğer bir parti Cumhuriyet Halk Partisi çıkacaksa o ilçeden ya da Cumhuriyet Halk Partisi HDP ittifakı çıkacaksa o zaman ilçe belediyelerinde diğer partinin adayına yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına oy verilebilir. Formül, Bahçeli'nin kastettiği formül bu. Onun dışında büyük şehirlerde belediye başkanı diyelim ki İstanbul için AK Parti'nin adayını destekledi. AK Parti'nin adayı çıktı. Başkan yardımcılıkları ki bu daha önce işletilmişti bu formül ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle HDP ile belki anlaşabilirse İYİ Parti ile yapacağı bir formülün karşılığı bu. Bu formüle karşı bir çıkış. Yani belediye başkanını seçilen parti başkan yardımcısını diğer bir partiden seçecek. İttifak partisinden seçecek. Bu formül Bahçeli'nin ifade ettiği bu formül hem büyük şehirler için geçerli. Şimdi Ankara için de özel bir formül istiyor Bahçeli. Yani, nasıl bir formül? İşte Ankara'da da özel bir çalışma yapalım. Milliyetçi muhafazakar bir aday çıkartalım diyor ki ilk açıklamasında demişti ki Ankara'yı sonra değerlendireceğiz. İstanbul'da belli bir oy potansiyelimiz var. İşte bu %8 genel seçimde, yerel seçimde bu 4-5 puana kadar düşüyor. Aslında bir realitenin yansıması bu. Bir gerçekçi bakış açısı siyaset açısından. Ama Ankara'da AK Parti ile MHP'nin yarışacağı bir formülde yani ittifak işletilmezse Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı buradan çıkabilir. Ki Cumhuriyet Halk Partisi de Ankara için ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü oylarının konsolide edilebildiği bir yer Ankara, İstanbul'a göre. Aradan milliyetçi muhafazakar bir aday gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi onun adayı çıkmasın diye burası için özel bir formül işletelim diyor. Ama AK Parti'nin adayı Ankara'da. Şimdi Ankara'ya bir marj bıraktığı için AK Parti'nin adayı da olabilir ama AK Parti'nin adayı olursa Milliyetçi Hareket Partisi ile eğer bir mutabakat sağlanmazsa o zaman Milliyetçi Hareket Partisi de bir aday çıkaracak. Güçlü bir aday çıkaracak. Güçlü bir aday çıkarması durumda aradan
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı çıkabilir. Ya da ittifak yapacak, karşı blokta ittifak yapacak partilerin adayı çıkabilir. Buralarda bir özel bir formül işletelim diyor. Tabii bu teknik çalışma sonucu belirlenecek. Bir de tabii MHP'nin daha önce 2014 seçiminde elde ettiği Adana gibi, Osmaniye gibi, işte Manisa, Mersin gibi yerlerde bir kıyasıya bir rekabet olmamasını istiyor. Buraları korumak istiyor. 50. yılına girdi Cumhuriyet Milliyetçi Hareket Partisi. 50. yılını kutluyor. En azından mevcut durumumu koruyayım. Bir de tabii büyük şehirlerde eğer bir yarış olursa, özellikle İstanbul önemli. İstanbul'da HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak yapması neredeyse kesinleşti. Yani bir ittifak işletilecek orada. Aynı formül orada da geçerli. Buralarda ilçe belediyelerinin 20'sini 25'ini kaybedebiliriz diyor. Büyükşehir kaybedilebilir diyor. Cumhur İttifakı'nın geleceği açısından da buraları almamız gerekir diyor. Özellikle de kayyumların şu anda devrede olduğu, kayyum yönetiminde olan belediyelerde, Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçelerde, buralarda da bırakmamak lazım diyor Cumhur İttifakı'nın geleceği açısından. Şimdi zor diyorlar bu ittifaka. Şimdi bunların hepsini MHP'liler diyor. Diyor. AK Partililer ne diyor? Onu da sizden alalım Mustafa Bey. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova dönüşünde açıklamaları vardı. Şöyle söylüyor, bu ittifak konusuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Şu il, bu il vesaire filan böyle bir şey söz konusu değil diyor. Yani henüz bunlar görüşülmedi diyor. Türkiye'ye yapılan bütün saldırılar karşısındaki duruşumuz önemli olan. Onun için biz Cumhur İttifakı'nın olan sadakatimizi korumaya devam edeceğiz diyor. Melik Yiğiten, ne dersiniz siz? Şimdi heyetler görüşmeye başlayacak. Liderler de istiyor bir ittifak. Olacak mı sizce? Nasıl bir ittifak olacak? Ben vallahi bir ittifakı ben zor görüyorum. Çünkü formül belli. İki tane formül var yapmak için. Ya ortak aday gösterilecek ya da desteklenen aday karşısına düşük profilli bir adayla çıkacak. Şimdi ikisine de AK Parti sıcak bakmıyor. Zaten eğer ortak adaya sıcak bakmıyorsanız düşük profile hiç bakmamanız gerekiyor. Düşük, yani düşük profili aday çıkarmak siyasetten çok anlamsız, saçma bir şey. Yani siz bir aday çıkarıyorsunuz, diyelim ki işte Ankara'ya AK Parti diyecek ki Melik Yiğiter benim adayım. Siz ama MHP'ye oy ver, o zaman Melik Yiğiter'in suçu ne? Yani niye aday yapıyorsun, onu niye harcıyorsun? Ve hani kendi adayını çıkarırken de başkasına oy ver demek ne kadar mantıklı siyaset, ne kadar tutarlı? Saçma yani. O yüzden de ben ortada, eğer ortak aday gösterilmeyecekse bu ittifakın işletilmesinin bir tane yolu kalıyor sadece. Şu ana kadar bir kere formül konu, yani bir formülde uzlaşı yok. Önce onu söyleyelim. Yani Cumhurbaşkanı ama Erdoğan... İttifakta anlaştılar. Zor diyorsun ama belki formüllerde... Formül zor. Formül bulunamayacak. İttifak konusunda hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem... Bir irade beyanı var. Artık hani ilk başlarken bu değildi. Bir kafa karışıklığı vardı. İçeriden sesler geldi. Farklı sesler işte, o senin... Yok, irade beyanı gerekçeler var da. Ama ittifak artık olacak. Ama bunu nasıl olacak? Olamayacak konusu diyorum ben de. Yani olamayacak çünkü iki tane yolu var bunu. İkisine de AK Parti sıcak bakmıyor. Şimdi dolayısıyla bunun olabilmesinin bir yolu yok. Tamam. Bu şey değil. Cumhur İttifakı dağılacak, çiçecek. O anlamda söylemiyorum bunu. Ama Cumhur İttifakı'na atfedilen anlam farklı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında baktığımızda Türkiye'nin daha böyle majör meseleleri, beka meselesi. Kaldı ki yerel seçimde ittifak yapmamak ya da yapamamanın Cumhur İttifakı olmayacak, dağılacak anlamda da söylemiyorum. Ben sadece bunun yöntemli zorluğuna dikkat çekiyorum. Yani 16 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidar partisinin herhangi bir ilde aday göstermemesi çok anlaşılır bir durum değil. Birçok handikapları var. Yani siz o il teşkilatını sahaya indiremezsiniz, çalıştıramazsınız. O il teşkilatına makul mantıklı bir cevap vermeniz gerekiyor. Neye göre yapacaksınız bunu? 2014 seçimine göre mi? 2014 seçimin üzerinden çok sular aktı. Yani 2014'ün şartları yok ki. Genel seçime doğru yaparsanız, genel seçim sonuçlarına göre, o zaman yani MHP'nin zaten birinci olduğu il yok. Dolayısıyla bunu neye göre yapacaksınız? Anketlere göre mi? Anketlerde adayı çıkardığınızda o anketin şekli değişebiliyor. Bazı alanda öyle bir sürüklüyor ki partinin önüne geçebiliyor. Bunun örnekleri var. Yani Eskişehir'de örneği gördük. Yılmaz Büyükerşen. Daha önce Ordu'da gördük. Seyit Torun. Bunlar DSP'nin adaylardı. %2'lik, üçlük partilerden bahsediyoruz. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde TKP diye
adayı kazandı yani. Biz ittifak yapamadık mı diyecekler sence? Hayır, şöyle. Ne diyecekler? Mesela şöyle, ittifak, benim, ittifak hani, yapacağız ama işte bunun formülü şudur. Formülü diyecek. Yok. Yani bunu bir tek dayanışma şeklinde olabilir, şöyle olabilir. Bunun başka da bir yolu yok. Bu daha önce denenmiş bir yöntem. Yani AK Parti ile MHP'nin denediği değil, diğer partinin denediği bir yöntem. Adalar ortaya çıkar, kampanya başlar. Böyle seçimin ortalarında sonuna doğru diyelim ki MHP ile CHP potaya girdi. AK Parti MHP adayına yüklenir. O adayı oradan çıkarır. Örneği var mı? Var. Adana'da 2014 seçiminde Hüseyin Sözlü CHP'nin oylarıyla seçildi. Var örneği. Yani bunun dışında da bir başka formül zor. Ne bulunmuş ne de ben aklımı zorluyorum, bulamıyorum. Peki, biraz Cumhurbaşkanı'nın, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının sonundaki, yani ittifak derken biz Cumhur İttifakı derken çok daha başka ve daha üst bir şeyi kastediyoruz. Yani yerel seçimi kastetmiyoruz. Yerel seçimden ibaret değildir bu ittifak ifadesi. Hı hı. Benim için de önemli bir ifade, kritik bir ifade. Şimdi Bülent'in söyledikleri doğru. Milliyetçi Hareket Partisi kendi tarafından oylarını değil, yapamadığı, oylarında yapamadığı maksimizasyonu oylarının karşılığını alırken yapmak istiyor. %4 mu oyumuz var diyor bu ilde. Evet. İşte HDP, diğer muhalefet partileri, Cumhuriyet Halk Partisi bir koalisyon kurarsa AK Parti'nin 2 puan önüne mi geçiyor? Tamam, o zaman bir 4 puanı AK Parti ile konuşarak bir şekilde değerlendirelim. 4 puanın normalde bir manası yok. Şimdi bu taraftaki değerlendirme bu, bunu yayın. Diğer illere doğru, daha fazla oy alan olan yerlere de, yerlere doğru yayın. Ya da Isparta gibi işte hem illerde, ilinde hem ilçede, ilçelerde güçlü olduğu yerler var. Afyon'un ilçelerinde güçlü örneğin. Oralarda bir il ilçe dengesi kurulabilir. Bunların hepsine lokal bakmak lazım. Adı üstünde yerel seçim. Tabii. Bazı yerlerde Bülent'in bahsettiği ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin hesapladığı ittifaklar olabilir. Bazı yerlerden hani daha düşük profili demeyelim ama adam zaten kazanıyor. Dolayısıyla AK Parti bir aday gösterdiğinde Melik'in dediği yere doğru giderken de bu formüle edilebilir. Yani orada sadece mesele siyasetin onurunu zedelememek, kişilerin onurunu zedelememek ve orada siyaset matematiğinin de sindirilebilir bir formülünü orada bulmak, yerelde ama orada. Orada bulduğunuz formül size Ceyhan'da geçerli olmayabilir. Orada başka bir şey yapmanız gerekebilir. Onun için çok ayrıntılı çalışmak gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanı'nın niye böyle 3 haftada ne çalışılıyor? Aslında iki partinin de önünde listeler var. Herkes 2014'te de 2018'de de ne oy aldığını biliyor. Yerelde de ne oy aldığını biliyor. Kimden kime oy gittiğini de biliyor sandık sandık. Dolayısıyla bu kadar çalışmaya ne gerek var? Bu kadar çalışma işte buralarda kim aday olursa nasıl olurun da konuşulduğu bir süreç bu. O yüzden. Fakat yine son tahlilde AK Parti'nin vazgeçemeyeceği temel birkaç nokta var. Melik Yiğitel'in de vurguladığı her yerden aday gösterme zorunluluğu. Buna ben belki bir Osmaniye'yi, Bahçeli'nin şehri olduğundan yani dolayı sembolik İstanbul'a, İstanbul'a karşılık bir jest olmasından dolayı yani herhangi bir gerekçeye dayandırmıyorum bunların dışında. Siyasi bir gerekçeye dayandırmıyorum ya da teknik bir gerekçeye dayandırmıyorum. Tamamen o jest olarak düşünülebilir ise eğer diye söylüyorum. Belki. Ama onun dışında her yerden aday gösterme zorunluluğu var. Peki şöyle bir düşük profilde aday göstermeme zorunluluğu var. MHP'nin bir adayının AK Parti listelerinden gösterilmesi olabilir mi? Çok zor. AK Parti'nin aday göstermekte zorlandığı, aday bulmakta zorlandığı, istediği adayı bulmakta zorlandığı birçok aday bulabilir. Teşkilatlarının başkanları var. Teşkilatın başına koymaya değer bulduğunuz birini belediye başkanlığına da değer bulabilirsiniz yani. Hiç kimseye ben burada adam bulamadım demek gibi lüksünüz orada yok. Orada AK Parti... Ama buna rağmen, buna rağmen. Bazı yerlerde şunu hepimiz biliyoruz. Aslında AK Parti davet etseydi AK Parti'ye gelirdi. Yahut filan partiden gitti ama kaçırdı onu AK Parti. Yahut filan parti filancıyı kaçırdı. Şimdi bunlar hep konuşulur. Bu çok önemli ama bu seçimde vardır. Daha çok olacak. Tabii, bu tabii, böyle birisi vardır. Çok fazla bu Milliyetçi seçim. Hareket Partisi'nin AK Parti'ye de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yakındır. Ama siyasete angaje olmamıştır henüz.
Şimdi adaylar aranırken dikkat edin, ilçe başkanları, il başkanları falan aday olmayacak. Yani prensip olarak. Belki istisnalar olur, bilmiyorum. Dolayısıyla dışarıdan birini de bulabileceğiz. Aynı hükümette olduğu gibi. O yüzden pekala Milliyetçi Hareket Partisi'nin de evet diyebileceği, onun da aslında partimizde aday ol teklifi götürmek isteyebileceği ve belki de götürdüğü birisi olabilir. Bu mesela en kılçıksız formül bu. Bunu ama dediğim gibi her ilde, her ilçede bununla ilgili şeyde bir formül. Ekibi zaten öyle oluyor. Bazı yerlerde AK Parti iktidar partisi diye adayına oy veriyor insanlar. Milliyetçi Hareket Parti, Cumhuriyet Halk Partili bile %2 de olsa oy veriyor. Ama encümene, belediye meclisine kendi partisinin adaylarını koyuyor. Bu o eskiden beri hep böyle oldu. Oldum olası yani. Hı hı. Şimdi de benzer bir şey pekala bu ittifakın ruhunun sahaya yansıması şeklinde hiç emir talimata da gerek yok. Benzer bir şey yaşanabilir. AK Partililerin oy vermesine bile gerek yok. AK Parti'ye oy veren Milliyetçi Hareket Partililer kendi partilerine verseler yetiyor zaten. Dolayısıyla encümende de o zaman işte partiler kendi aralarında anlaşıp ikinci adamı, belediye başkanını, bir ya da birden fazla belediye başkanının bir ya da birden fazlasını Milliyetçi Hareket Partisi'nden başkan yardımcısı gösterebilir, yapabilir. Bunlar karşı tarafta da var. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti ittifakında da benzer çalışmalar var. Onlar da aynı şekilde il il, ilçe ilçe, hangi nerede işte belediye meclisinde bir ittifak yaparız, nerede başkanlıkta ittifak yaparız, nerede başkan yardımcılığında yaparız, nerede yapmayız vallahi kim hangi oyu alırsa deriz. Bunların hepsinin çalışmasını yapıyorlar. Bir ekleme yapayım da, yani bu ittifak dediğimiz mesele 81 il için zaten ihtiyaç yok. Konuştuğumuz, tabii, bütün bu konuştuğumuz 7-8 değil. Tabii doğru. 7-8 değil. Yani Ankara, İstanbul'da zaten tartışma belki bir 40 yok. Civarında da ilçe. Yani ilçe, böyle Ankara, Adana, Mersin, Aydın, Isparta. Değil mi? Yani Bartın, şimdi İstanbul Arabik için Bartın özel bir çalışma yapılması lazım. Buralı yani 8-10 ili konuşuyoruz aslında. Diğerlerinde parti ya da adayın kendisi zaten konsolide ediyor. Ya bir de mesela hani ben tartışmaları da izliyorum da, aday yokken bir ili konuşmak zor. Ama adaylar ortaya, tabii, çıktığında aşağı yukarı bir şey kestirebiliyorsun zaten. Şimdi o yüzden de hani mesela AK Parti'nin ya da MHP'nin hangi adayı düşündüğü en az bu konuştuğumuz sonuç kadar önemli. Öyle bir aday çıkarırsın ki, ya mesela ben o örneği daha önce de verdim. Mesela Kayseri MHP'nin de güçlü olduğu bir il. Değil mi? Yani AK Parti'nin MHP'nin de güçlü olduğu bir il. Özellikle %78 oy aldı. %80. Bu nereden geldi? MHP'den de geldi. Hı hı. Yani geçişkenlik. Bir de MHP'nin şöyle bir şeyi var. Ben hemen bitireyim. Şimdi MHP mesela daha önce seçimde işte en düşebildiği yer 9. Baraj altı kaldı dönem. En çok çıkabildiği %17. Öyle değil mi? Yani şimdi bu geçişkenlik zaman zaman sahil kentlerde daha sekler bir milliyetçi oy var. İç Anadolu, Karadeniz'de daha muhafazakar milliyetçi oy var. Dolayısıyla siz mesela diyelim ki Ege ya da Akdeniz'de MHP ile ittifak yaptınız. MHP'nin o tabanını hepsini AK Parti'ye akıtmak diye bir şey de söz konusu değil. Tabii. İYİ Parti potaya girdi. Zaman zaman CHP işte var. Yani bu varyasyon, bu girdiler, parametreler var ya, parametreler değişti. Hani şey deniyor, 2014'ün sonuçları önümüze koyarız. Ya 2014'te üzerinden neler geçti? Parametreler değişti. O yüzden de hani aday ortaya çıkınca ben hani bunu şey olarak söylüyorum. Hani sevgili Bülent'in çizdiği tablo, hani MHP öyle bir tablo çiziyor ama aslında Bahçeli başında ortak aday meselesini savunuyordu. Yani doğru yöntemin o olacağını söyledi. Ben de aynısını söylüyorum. Eğer ittifak olacaksa ya ortak aday olur ya da olmaz. Ya da peki, benim dediğim o diğer formül üzerinde. Olmaz, başka yolu yok mu? Ortak aday oldu diyelim ki Bülent Aydemir. Neresi için? MHP'li biriydi ama AK Partilisilerinden aday gösterildi ve ortak bir çalışma yürütüldü. Belediye başkanı seçildi diyelim ki. O belediye şimdi AK Partili mi olacak, MHP'li mi olacak, bu bir sorun yaratır mı ileride? Hiçbir sorun yaratmaz. Ortak aday şöyle, ben ortak aday olmayacağını düşünüyorum. Yani ortak aday diye bir şey yok. AK Parti kendi bağladı tabii zaten. 81 yani ortak aday şöyle, şimdi İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir için aday çıkarmayacak. AK Parti'nin adayını destekleyecek. Bu nereden baksanız %4. Ya bütün oylar AK Parti'ye giderse MHP'den. En az %4'lük bir oy potansiyeli var. Bu Büyükşehir'i AK Parti'ye kazandırabilir. Dolayısıyla
Hani bu çok kritik bir şey, kritik bir destek, önemli bir destek. Destek demeyelim de bu ittifakın ruhunun devam etmesi için önemli bir adım diyelim. Ama şimdi ilçeler var, ilçeler önemli. Şimdi İstanbul'un 36 ilçesi öyle ilçeler var ki MHP'nin iddiası yok. Melih'in söylediği gibi söyleyelim ama MHP oradan güçlü bir aday çıkardığı zaman sonucu belirleyebilir. Sonucu değiştirebilir. Cumhuriyet Halk Partisi alabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de HDP ile özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da orada çok ciddi bir Kürt seçmen potansiyel var. Oranın oyunu almak istiyor. İlçeleri aldığı zaman da sıkıntılar Cumhur İttifakı açısından ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açısından sıkıntılar olabilecek ilçeler var. Büyük şehri etkileyecek bu alınan ilçelerdeki oylar. Dolayısıyla İstanbul'daki işbirliğinin, İstanbul'da ittifak başladı. İttifak dediğimiz hani kafamızda genel seçim gibi, 24 Haziran seçimi gibi bir ittifaktan söz etmiyoruz. Bu tabii ki yerel seçim, yerel ittifak. Ama bir önceki seçimin argümanlarıyla, şartlarıyla düşünemeyiz burada. Bir önceki seçimde parlamenter sistem vardı 2014 yerel seçiminde. Bir önceki seçimde İyi Parti yoktu. Şimdi İyi Parti var. İyi Parti belediyelere asılacak. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanlığını kaybeden, yönetimi kaybeden partiler yerel seçimi bir fırsat olarak görüyorlar. Yerel seçimi tabii bir şans olarak görüyorlar ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açacaklar. Bu kaçınılmaz. Özellikle büyük şehirler kaybedilirse. Sayın Bahçeli orada çok haklı. Birkaç açıdan bu seçimi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Ankara için mesela, Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi yine abanıyor. Ankara'da işte Mansur Yavaş gibi bir isim hiç gündemden düşmedi. Belki bir başka isim olacak. Ama çok önemli burası. Milliyetçi muhafazakar kesimin oyunu alacak. Çünkü kazanabilmemiz evet. için o kesimden küskün ya da dargın, kırgın ya da cezbedeceğiniz bir adayla seçimi almanız gerekiyor. Böyle bir aday çıkaracak. Dolayısıyla Ankara için özel bir formül şart. Ki bir önceki seçimi değerlendirirsek ki şartlar bu kadar ağır değildi. Kılpayı kazandı Melih Gökçek. Aynen. Değil mi? Şimdi ne değişti? Olumlu yönde değişti. Melih Gökçek yok. Yok ama yine şöyle söyleyeyim. Hani bu bazı avantaj konularda, mı dezavantaj mı AK Parti için? Valla ben tam olarak dezavantaj diyemiyorum. Yani avantaj diyemiyorum. Yani avantaj değil. Çünkü Melih Gökçek'in de hani bir ağırlığı, bir birikimi, tecrübesi vardı. Deneyimli bir siyasetçiydi. Hani seçim kazanma konusunda usta bir isimdi. Tabii ki Melih Gökçek'in olmaması en azından Melih Gökçek'e kızgın olan seçmenler açısından da bir avantaj. Öyle düşünelim. Evet. Peki Mansur Yavaş üzerinden gidersek, şimdi Meral Akşener'in de bir açıklaması vardı. İyi Parti ile görüşülecek, İyi Parti olarak görüşüyoruz şeklinde. CHP'nin de buna destek vermesini bekliyor Meral Akşener bir yandan. CHP bu konuda ne düşünüyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma var. Aynen Cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğu gibi işte ortak bir aday Abdullah Gül'ü çıkaralım diye formül işletilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ya da partinin geleneksel kodları diyor ki biz niye gidip her seçimde bu hatayı yapıyoruz? Neden Cumhuriyet Halk Partili bir isim çıkarmıyoruz? Neden işte gidip başka partilerin sempatisini kazanacak adaylar çıkartıyoruz? Larda değil bir aday. Bir aday, evet. Hatta bir açıklama var, affına sığınarak buna muhalefet edenler diyor ki mesela Mansur Yavaş'ı biz CHP'den seçsek bile CHP kazanmış olmuyor ki evet. diye itiraz ediyorlar. Kendine. Diyorlar ama ben öyle düşünmüyorum çünkü bu yerel seçim. Bakıyorsunuz AK Parti de yaptı bunu geçmişte. İşte Ticaret Odası Başkanı, iş adamı, işte farklı kesimlerden hani orijin olarak partili olmayan isimler getirildi. Bu seçimde böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla böyle bir aday bulacaksınız ve Ankara'nın kodları, Ankara'da AK Parti tabanı var doğru. Ankara'da milliyetçi bir seçmen var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı böyle bir aday oyların önemli bir kısmının oraya gitmesine neden olabilir. MHP de diyor ki burada beraber çalışalım. Bir, ortak bir aday çıkaralım. Ama bu ortak aday işte çatı aday gibi bir şey olmayacak. Ya MHP'den olacak ya AK Parti'den olacak. Ve büyük ihtimalle büyük parti olan AK Parti'den olacak. Ama MHP'nin de destekleyeceği,
MHP seçmenine sempatik gelebilen ve MHP'nin de buna gönül rahatlığıyla oy verebilirsiniz diyeceği MHP Genel Merkezi'nin bir aday olacak. Ben şimdi orada bunun üzerinde çok fazla durulmasını çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çok konuşuluyor, sen de durdun. Biz de zaman zaman konuşuyoruz da biraz böyle bir galat gibi yani çok konuşuluyor, konuşuldukça değer kazanıyor. Nedir o? MHP'nin de destek verebileceği bir AK Partili aday. AK Partili bir aday zaten Milliyetçi Hareket Partililerin destek verebileceği bir adaydır. Bunu niye böyle formül gibi söylüyorum? Çünkü AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında ittifak değil, karşıtlık olduğu zaman bile bir geçişkenlik vardı. Doğru. Milliyetçi Hareket Partisi'nden AK Partisi'ne, AK Parti'ye yönelik. Yani Milliyetçi Hareket Partili birinin AK Parti'nin göstereceği bir muhafazakar adaya, ki AK Parti aslında milliyetçi muhafazakar bir parti. Burada muhafazakarlık ağırlıklı, öbür tarafta milliyetçilik ağırlıklı. Dolayısıyla orada bir özellikle AK Parti'nin hoşuna Milliyetçi Hareket Partisi'nin hoşuna gitsin diye bir gayret gösterilmesini çok anlamlı bulmuyorum. Elbette akılda tutulacak. Ama MHP'li güçlü bir adaya çıkarırsa, MHP'lilerle MHP güçlü bir adaya çıkarırsa. Zaten güçlü bir aday çıkartacaksa karşısında, o zaman ittifaktan konuşmayacağız. Onu diyorum ben. İttifaktan bahsediyorsak eğer diye başlayan bir cümle bu. Benim söylediğim. Ya orada ne olur? Zamanında çok ileri laflar etmiş, MHP'nin önde gelen isimleriyle kavga etmiş bir isim. Zaten olmaz. Eyvallah. Yani bu konuda bir uzlaşma sağlanmadığı sürece. AK Parti o ama onun dışında, aman falan öyle değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş'ı tercih etme zorunluluğu gibi bir zorunluluğa sahip değil AK Parti. Pekala tırnak içinde sıradan bir AK Partili ismi. AK Parti özellikleri taşıyan bir isim diyelim, ifade daha doğru olsun. Gösterebilir ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ona destek isteyebilir. Onun için ekstra bir gayret sarf etmesine gerek yok. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi için sorun şu, bu üçüncü seçimde eğer yaparsa, üç seçimde de aynı adayla seçime girmiş olacak. Üçünde de ikisinde de kaybetmiş bir adayla girmiş olacak. Cumhuriyet Halk Partili olmayan bir aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile daha farklı, daha yakın, daha böyle siyasi ilişkileri yoğunlaşan bir isim de değil. Yani seçim bitti, ilişki bitti. Şimdi Türkiye'nin yönetimine adaysanız, o zaman ben hak veriyorum, Cumhuriyet Halk Partililer kendilerinden bir adayı kabullendirmek zorundalar. Yoksa vatandaşın oy verdiği adaylar gibi bir partiye dönüşürler. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden, İYİ Parti'den bir farkları kalmaz. O yüzden ben partideki solcu, daha ulusalcı diyorum, solcu ya da liberal isimlere hak veriyorum. Biz kimliğimizi kaybetmeye başlıyoruz, sağcılaşıyoruz. Bırakın, burada milliyetçileşiyorsunuz, öbür tarafta sağcılaşıyorsunuz. Muharrem İnce'nin özelinde düşünürsek eğer, çünkü onun üzerinden bizim de sağ bir jargon kullanmamız lazım ya da bu hassasiyetleri gözetmemiz lazım gibi ilkeler koymaya, fikirler edinmeye başladılar. Bir taraftan da HDP ile beraber oluyorsunuz. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimliksizleştirir. O yüzden biraz daha bence net olması lazım. Seçim kaybedip her seçim için aman bu seçimde kazanın, aman bu seçimde kazanın derseniz, her seçim için farklı politika belirlerseniz, dil kullanırsanız, ittifak yaparsanız farklı, bir süre sonra bakarsınız ki biz başka bir şeye dönüşmüşüz, farkında değiliz. Ama bence bir yapı oluşturup, gerçek bir karakter oluşturup yahut kendi karakterine bürünüp halkı buna ikna etmek için 3 seçim çalışsalar bence 3.sünde bilemediğiniz 4.sünde başarıya ulaşırlar. Bu iş bütün partileri de bu anlamda kimliksizleştiriyor. Geçişkenlik iyi bir şey. Yani ne kadar geçişkenlik olursa partilerin daha sonra birbirleriyle konuşmaları o kadar kolay olur. İlişkileri daha fazla olur. Birbirlerini daha iyi anlarlar. Bizim hani normalleşme, yumuşama dediğimiz, siyasette kutuplaşmanın kalkması dediğimiz şeye katkısı olur bunun. Fakat bu herkesin kimliksizleştiği bir ortamda, hiçbir rengin baskın olmadığı ya da kendini belli etmediği bir
karmaşıklıkta, alacalıkta ben de o zaman doğru siyaset üretilebileceği kanaatinde değilim. Peki. Kılıçdaroğlu Londra'daydı Melik Yiğitel ve orada da yine ittifaklarla ilgili soruyu cevaplandırdı. Şöyle bir ifadesi var. CHP olarak demokrasiden yana partilerle hareket ediyoruz diyor. Bu İYİ Parti de olabilir, Saadet de olabilir, HDP de olabilir diyor. Biz kuliste de konuştuk. Örtülü bir ittifaktan bahsettik. CHP ve HDP arasında devam eden görüşmeler vardı. Şimdi bu biraz ilan mı oldu? Ne dersiniz? Ya CHP bir de buna mecbur ve mahkum. Yani CHP'nin oy potansiyeli çapı belli, esneyebildiği yer belli ve hani özellikle sağ seçmeni tavlamak için tırnak içinde bir meşruiyet zeminine ihtiyacı var. O meşruiyet zeminde Saadet üzerinde ya da İYİ Parti üzerinden sağlıyor. İYİ Parti sanki biraz yaptı. Zor gibi ama İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir geçişkenlik var. Dolayısıyla tabii bazı illerde anlaşabilirler. Yani 24 Haziran'a baktığımızda onu gördük. Meral Akşener hayır dedi, ben dedi partimin iddialı bir adayıyım dedi. Ben ortak adayı niye destekleyeyim dedi. Sonra sonuç hüsran oldu ama. Hüsran oldu. Bu seçimde ben İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak yapabilmesini zor görüyorum. Ege ve Akdeniz'de özel bazı yerlerde. Ege evet. Ve Akdeniz'de birkaç ilde buna ihtiyaç duyabilirler. Bir de Ankara'da olabilir ama Ankara'da mesela İYİ Parti diyor ki Mansur Yavaş bizim adayımız olsun, CHP adayı çıkarmasın, desteklesin. Şimdi bu Cumhuriyet'le yaşıt bir parti için çok zuldür. Yani aday çıkarmaması izah edemeyeceği bir şeydir. Bence o genel merkez orada şey olur yani protestonun alasını görür. Ona kalırsa zaten şey Mansur Yavaş'ı tercih etmekle aday çıkartamadığını ilan ediyor zaten iki dönemdir. Artı ama şöyle bir şey. Şimdi Mansur Yavaş ismi de bence çok böyle şişirilmiş bir isim, böyle canlı bir isim. Mansur Bey tamam hani kibar, sakin bir adam ama Beypazarı Belediye Başkanı'nın dışında siyaseten bir başarısı yok. Niye önceki seçimde anlamlıydı? Gökçe'nin karşısına koyduğunuz için anlamlıydı. Melik Gökçe'nin böyle daha gerilimli bir dili vardı, daha böyle saldırgan bir tutumu vardı. Böyle daha şey, onun karşısında daha dingin, sakin bir adamı çok koyarak... Çok küçük bir farkla kaybetti ama. Çok küçük. Yok kabul ediyorum. Başarı, hayır. Zaten o başarı reddetmiyor. O zaman bu anlamdaydı diyorum. Yani Mansur Yavaş'a benim bir çok tanıdığım bir sürü kişi gitti oy verdi. Yani hatta AK Parti tarafında Gökçe itiraz edenler bile ya sandığa gitmedi ya da ya rahatsız oldu şeyden. Bu defa öyle bir aday çıkartamaz mı sen? Şimdi ben diyorum ki şeyin bir anlamı kalmadı Mansur Bey. Yani mesela Mustafa Tuna şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı. Diyelim ki AK Parti onu tercih etti. Şimdi böyle sakin, düzgün, çalışkan, kısa sürede bir sürü iş yapmış. Şimdi buna kim niye itiraz edip kızıp gitsin Mansur Bey'e versin ki? Ya Mansur Bey hani diyorum ya sakinliğiyle Mustafa Tuna daha sakin. Dolayısıyla bir anlam taşımıyor. O zaman bir anlamı vardı. Onun zıttıydı. Ve siz buradan rahatsız olanları buraya konsolide ediyorsunuz. Şimdi dolayısıyla şeydir, bu eski model bir şeydi. Artık geride kaldı. Bunun bir anlamı yok. O yüzden de Mansur Bey öyle çok hakikaten şişirildi gibi değil. Öyle milliyetçi, muhafazakar tamam da oy alacak falan hikaye. Yani AK Parti'nin koyun bu tanıma uyan, hani bu sakin, çalışkan. Dedim ki ya Mustafa Tuna'yı koyun. Oraya niye oy gitsin ama ya? Şey, dediğin şey çok doğru yani. Biraz orada Melik Gökçek'in karşısında yer almış, ona tepkili olan kitlenin karşısında bir anlam kazanıyordu. Ama şimdi yani kıyaslarsanız birçok şeyden o zaman çok bir anlamı kalmıyor. Kalmadı. Yani belediye başkanlığı yani geçmişi bakımından, tabii, işte ne bileyim akademik kariyer geçmişi bakımından, her bakımdan kişisel olarak da kıyaslarsanız iş yapıyor, düzgün, dürüst. Kimse aksini iddia eden kimseye şu ana kadar rastlamadım. Kaç ay oldu. Dolayısıyla orada tercih edilmesinin, yani bir muhafazakar bir adayımız olsun tercihinin dışındaki şeyleri, unsurları ortadan kalkmış yani durumda. AK Parti anlamsızlaşmış durumda. AK Parti'de MHP eğer hani bir adayda uzlaşırsa, hani dediğim gibi hani muhafazakar, sakin, kentin meselelerini kendine dert eden, yani işi Ankara'yı bir yere taşıma, başka bir ajandası olmayan, böyle başka işlerle uğraşmayan, sadece Ankara'yı önceleyen, bizim hayatımızı kolaylaştıran bir adamı koyduğunuzda niye o tarafa gitsin? Dolayısıyla onun karşısına koyabileceğiniz anlamlı aday CHP profili taşıyan bir aday olur. Yani CHP'nin genlerini taşıyan bir aday olur. Şimdi deniyor ki yok öyle bir aday Ankara'da kazanamaz. Ankara'da Karayalçı kazandı geçmişte. O geçmişteydi ama şimdi şöyle bir şey var. Bir seçmende, ama bu şu demek. Cumhuriyet ben Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla oy vermem diyen bir seçmen var. Aday ne kadar iyi olursa olsun. Ama 50-50 bu ya. Bakın,
bir şey söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini ortaya koyduğunda oy alamaz. Başkalarını yanına almak yahut başkaları gibi görünmek zorunda. Ya ama bu yerel seçim AK Parti'de işte ne bileyim ama sosyal demokrat de aday koydu. Ama nerede? Geçmişte oldu işte ne bileyim mesela tamam, Diyarbakır'da bugün falan. Bugün için söylüyorum. Bugün yok demek ki. Yani çünkü, olacak bu seçimde de olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biraz. İzmir'de mesela AK Parti'nin adayları daha hani. Ben söyleyeyim. Şey, biraz bir özet yapabilir miyim? Çok basit yani. Bir özet yapabilir miyim? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi Ege'de İYİ Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde %7 ortalama oy aldı bu parti. Birçok yerde %12-14 arasına kadar, 14'e kadar çıkan oylar aldı. Buralarda İYİ Parti ile ittifak yapmak zorunda. Ya da eğer AK Parti ile bir angajmanı yoksa bir yerde belki MHP ile bile yapabilirler. İYİ Parti şu anda oylarının karşılığını yerelde en yüksek oranda alabileceği her türlü angajmana girer. Ben CHP'li ittifak yapmayacağını tahmin ediyorum diyorsun. Ben tersini tahmin ediyorum. Aksine Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapıp daha fazla yerel güç elde etmeye çalışacak önümüzdeki seçim için. O yüzden her bir oyunu karşılığında 100 birimlik bir siyasi fayda elde edebilecekse eğer bütün o pazarlıkların içinde olacak ya İYİ Parti. Bir de bazı adaylar Cumhuriyet Halk Partisi niye versin böyle bir şey? Mesela Yeni Mahalle İYİ Parti'ye neden belli yerlerde olsun? Bu bile mümkün diyorum. Mesela Karabük var, işte Bartın, Karabük o civarlarda AK Parti'nin de oyu yüksek ama İYİ Parti'nin de bir oyu var. İkisini topladığında MHP'nin AK Parti'ye ihtiyacı olmayabilir. AK Parti kazanmasın diye bakın yapar. Bile hayır zaten kazanmıyor AK Parti. Bile diyorum bunu söylerken bile ifadesini kullandım. Yani olup olmayacağı ayrı bir bahistir ama bunu bile düşünebilir yani o kadar bu işe angajı. Yerel seçimin böyle hakikaten kendine özgü koşulları var. Mesela Fethi Yaşar Yeni Mahalle CHP Belediye Başkanı. Yeni Mahalle öyle CHP'nin çok güçlü olduğu bir yer falan değil. Ama iki dönemdir seçiliyor. Keçiören'de Turgut Altınok Büyük Birlik'ten aday oldu. %30'a yakın oy aldı. %1 olmayan bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani orada aday profili bazen gerçekten öne çıkıyor. Yani mesela Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşlar'ın CHP'li bir belediye başkanı. Ama ama harıl harıl çalışıyor. Yani kendi yaşadığım bölge yani ben ilk kez ya şimdi evet mesela ya bir belediye Altındağ çalışıyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki mesela her seçimde ismi gündeme geliyor. Evet, önemli Altındağ bir isim. Bambaşka bir çehre kazandırdı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden de sempatiyle bakılan bir isim. Bunu o yüzden ben şey diyorum yani aday profili hani geniş. Tamam bir sürü parametresi var ama inan bana aday profili %50. Yani diğer parametreleri %50, aday profili de %50. O yüzden çok önemli olacak bence evet adaylar. Yani. Bu da işin doğrusu. Bir yıllar sonra, gerçi eskiden de biraz öyleydi ama yıllar sonra yeniden doğru yere geldik. Yani yerel adayların yerelde karşılığı olan güçlü kişiler olması, siyasi görüşleriyle değil, halka yansıttıkları hizmetleriyle öne evet. çıkmış olmalı. Ya partinin kimliğini taşımalı. Yani belediye başkanı tamam. Ama şöyle bir şey var. Parti yani onu taşımayacak diyor. O partisini taşıyacak diyor. Mesela Numan Kurtulmuş'un çok güzel bir nitelendirmesi var. Cumhurbaşkanının ifadesi o. Cumhurbaşkanının da ifadesi. Parti onu taşımayacak adayı. O partisini taşıyacak. Sempatisiyle, evet. popülaritesiyle, işte liyakatıyla, ehliyetiyle. Bir de şöyle düşünsene. 81 il kaç yüz tane ilçe. Ya her birinden birinin omuz vermesi halinde kalkınmayacak parti var mı? Ama hani parti ne kadar güçlü olursa olsun bunların her biri aşağıya doğru asılırsa yani yıkılmayacak parti var mı? Gerçekten doğrusu bu zaten. Doğrusu bu yani yüzden, bazı durumlarda. Dileriz sahada da böyle olur. Hani ilkesel olarak güzel ya de. Zaten şöyle ya gerçekten bakın bu artık böyle siyasetin tarzı da değişti. Yani bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte tabii. siyasetin tarzı değişti. İki tane şey var hani blok var böyle bir tarafta işte milliyetçi muhafazakar biraz daha sol bir blok oraya doğru gidiyoruz biz böyle mış demokratlar, gibi yaparak muhafazakarlar ya, mış gibi yaparak böyle bir takım çakma adaylarla falan seçmeni kandırmak çok zor yani CHP çıkaracak mesela atıyorum geçmişte ya Yaşar Nuri Öztürk'ü parti milletvekili seçti bugün Mehmet Bekaroğlu var orada. İşte ne bileyim Bülent Kuşoğlu var orada. Yani şimdi ne olacak? Yerel seçimde bu işlemez oldu? Ama. Bu söylediğin yerel seçimde %22 ya. %22 şimdi yani Cumhurbaşkanlığı zaten seçiminde %52, 52,5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy, partisinin aldığı oy %42. Dolayısıyla
bu seçimde bu işlemez bence. Yerel burada, seçim. Tabii mesela genel seçimde de vatandaş partiye biraz mesafe koydu ya da cezalandırdı diyelim, ha, değil mi? Parlamento yapısını. Şimdi yerel seçimde de kızdığı isimler olabilir. Yani muhtemeldir ki çok ince eleyip sık dokunacak. Onu söylüyorum yani. Bu adayı niye koydun deyip gidip diğer şeye oy verebilir. Onu söylüyorum. Bir de akrabalık ilişkileri, özel ilişkiler devreye giriyor. Belediye meclisinde verilen sözler devreye giriyor. İşte diyor ki mesela bir aileden, beni desteklerseniz belediye meclisinde size iki oy vereceğim diyor. İki sandalye vereceğim diyor mesela. Böyle sözler veriliyor. Ya şey demesin. Ama onu sonuçta o belediye meclisi adayları da belli oluyor. Onun sözüyle olmuyor iş yani. Tabii ama beni destekleyin yani diyor mesela. Bir başka parti mesela diyor ki yani Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP bile ittifak yapabiliyor. Formül şu. Dedin ya, Cumhurbaşkanı bir oy aldı. Partisi düşük bir oy aldı. Partinin daha düşük oy alabileceği yahut düşük oy alabileceği yerlerde kendisi gibi liderliğiyle oyunu maksimize edebilecek adaylar bulmak istiyor. Özellikle evet, bu işin. İstanbul için mesela. Aynen çok öyle. Böyle ağır isimler. Aynen konuşuyor. Öyle. Ankara bir de bir şey diye söyleyeyim. Çok enteresandır. Belediye meclisinde kim olursa olsun elbette temsil çok önemlidir ama iyi bir belediye başkanı o belediyede ayağına kimse dolanmadan bir ortak akıl işleterek işini yapabilir. Bakınız Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İttifak. Bu ittifak aslında. Bakın ittifak değil. Şöyle, Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Refah Partisi birinci parti falan değildi belediye meclisinde. Yani işte ne derler, Amerika'da deniyor ya çoğunluk partisi. Çoğunluk partisi yanlış hatırlamıyorsam şeydi, ANAP'tı. İkinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi vardı yahut yerleri değişik olarak CHP şey olabilir ya da SHP ANAP olabilir. Sonra MHP'liler vardı, başka partililer vardı filan. Ama Erdoğan bir takım şeyler ortaya koyuyor. Olurdu olmazdı. Herkes şu durumda, çünkü o dönemi anlat, tanığı da sayılırız o dönemde, İstanbul'da gazetecilik yapıyordum. Derlerdi ki, muhalefet yapamayacak bunu, tamam yol verelim, yapamasın. Fakat yapıyordu. Ve yaptıkça da bu sefer yapsın biz de yararlanılıma dönüştü iş. Çünkü bütün partiler kendi bölgelerine, kendi seçmenlerine, biz belediyedeyiz ve belediyemiz şu hizmetleri size yapıyor da demek için destek veriyordu. Ve Erdoğan orayı çok iyi yönetti. Dolayısıyla belediye başkanlarının da özellikleri bu olduğunda, böyle özelliklerde lider nitelikli isimler seçildiğinde, altında belediye meclisinde hangi partinin çoğunlukta olduğu, kimin başkan yardımcısı olduğu çok da fazla önemli olmuyor. Tam tersi, partiler arasındaki işbirliğini ve belediyede hizmetlerin daha iyi yapılmasını, nitelikli yapılmasını kolaylaştırabiliyor. Şu açıdan olabilir. Partilerde özellikle seçim kaybetmiş küçük yerlerde bu daha fazla hissediliyor, ilçelerde filan. Bir yenilgi psikolojisi, böyle temsiliyet noktasında sıkıntı yaşanabiliyor. Onu giderme konusunda belediye meclisleri tabii önemli. Önemli bir şey. Çok. Ya kaybettik seçimi ama belediye meclisinde işte 3 üyelik aldık, 5 üyelik aldık neyse. Bu motivasyon açısından çok önemli. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki, ben diyor 2014'te kazandığım yerleri kaybetmiyorum. Aslında daha iddialıyım. Farklı bir siyaset yapıyorum. Cumhurbaşkanı bizim ittifaktan seçildi. Benim desteklediğim aday seçildi. Böyle anlatıyor. Ama hizmete ulaşma yerelde bazı ayrıcalık demeyeyim ama siyasette vardır bunlar. Bazı konularda yönetimde yer alma önemlidir. Dolayısıyla burada kaybetmek, en azından geri kalmak, geri düşmek istemiyor. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki ben oylarımı arttırdım. İyi Parti'ye rağmen. İyi Parti gibi bir parti çıktı Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde. Ki bu seçimde en büyük darbeyi İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'ne vuracak. Bu kaçınılmaz. Yani belki bence 3 puan, 4 puan, olabilir. 5 puan. Tersi de olabilir. Tersi olabilir dedim. Bu siyasetle bunu tersine çevirmek istiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Ama nereden alacak? İyi Parti'nin götürdüklerini başka bir yerden alması gerekiyor ya Milliyetçi Hareket mesela Partisi. İzmir'de hani solun kalesi denir değil mi? Hı. Yani ya oradan almak zor. Burhan Öz fatura aldı. Burhan Öz fatura bir sağcı aday olarak İzmir, gitti. Ama İzmir, Demokrat Parti'nin aldı. Demokrat Parti'nin kalesidir yani. Bir daha seçilir ama İzmir'de, daha önce Demokrat Parti'nin kalesidir. Ha. Yani sonradan yani biraz işte dönüşüm onu oluyor. Yani o geçişkenlik mesela bakayım. Aydın. Ya Aydın'da tabii hayatta var. Sol tabii kazanmadı. Kazandı işte. Tabii ki var. CHP'nin eski milletvekili hanımefendi şu anda Aydın'ı yönetiyor. Özlem Demokrat Partinin kalesi.
Demek ki o da Demokrat Partili bir isim. Efendim? Öbür taraftan aileden Demokrat Partili bir isim. Ha, ama ya orada da ittifak var aslında. Özlem Hanım gitti aldı orayı. Şimdi dolayısıyla ben hani onu gelseydim yani yerel seçim gerçekten il il böyle ayrı ayrı oturup evet, konuşman evet. gereken bir şey. Aday profili, adayın neyle ilgilendiği, o ilim beklentileri bunlarla çok ilişki. Melik sanki şey ittifak belki. Olur kısmına geldin sen. O çizgiye doğru geldin ha? sanki. İttifak mı? Olmaz diyordun ben, ama. Sona ama doğru. oraya geldin yok, sanki. Ben, hayır orada bir formülü var zaten. Yani. Bir formülü var zaten. O dedim formül. Sahadaki ben durum görülünce, sahadaki durum görülünce takım yeniliyorsa eğer. Aynen yüklenir orada. Sahaya inilecek. Şimdi son 3 dakikamız var. Şu işi kapatayım ama bu ilk defa olacak başkanlık seçimi, yani başkanlık sistemin içerisindeki ilk yerel seçim. Ve Cumhurbaşkanı da anladığım kadarıyla kendi seçildiği gibi bir başkan formunda bir isim. Yani partisinin oyu ne olursa olsun o partinin oyundan daha fazla oy alabilecek, partiye oy katabilecek bir isim olsun. Partinin günahları üstüne yazılmasın ama avantajlarını kullansın. Sonra da varsa eğer bir partinin günahı, o günahları işte vatandaştan uzaklaşmak şu onları da temizlesin arkasından. Çünkü ikinci dönem seçilmek için de başka çaresi yok. Dolayısıyla böyle bir formülü var. Biz de bunu ilk kez göreceğiz. Hakikaten ilçe ki öyle ilçeler var ki 3000-4000 nüfusu var. Hani bu kadar mikro alanda muhtarlık seçimi gibi çalışılacak bir hadise. O yüzden sonuçları için belki çok daha fazla konuşacağız. 2 dakikamız var Melik Yiğiter. Sizin de son sözlerinizi alalım isterseniz. Kısa bir toparlayalım. Yani ben bu adaylar çıktığında daha rahat konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ama bütün bu konuştuklarımız yani ittifak meselesi olur mu olmaz mı? Ben işte ortak aday yoksa bunu zor olabileceğini ama daha alttan başka formülleri işletilebileceğini belirli illeri için bunu olabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum şeyin AK Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'ya kim koyacağı çok çok önemli. Yani İstanbul ve Ankara öyle bir aday koyuyor ki bütün bunları konuşmamıza gerek bile kalmayabilir. Peki Bülent Aydemir, size son bir şey soracağım. Öyle kapatalım isterseniz. Tabii. CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce olur mu? Ben başından beri bunu söylüyordum. Muharrem İnce ister. Hani istemez yok işte başkan adayı da o ama falan diyorlar. Ama şu mücadele verdi ya. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Melih'in söylediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu kendisine aday göstermek istemez. Ama o kendisi ister. İstanbul'u yöneten Türkiye yönetir ya. İstanbul sıradan bir il değil. Sıradan bir zaten büyük İstanbul'u şehir değil. İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetiyor. Tabii Türkiye'yi yönetiyor. Dolayısıyla İstanbul'u herkes ister. Hani İstanbul'u belki Binali Bey istemez. Çünkü onun siyasette başka kaygıları var. Binali Bey istememişti çünkü İstanbul adaylığını. Hala aynı onun düşüncede dışında, mi sence? Evet, hala aynı düşüncede. Ama İstanbul'u herkes ister. Kemal Kılıçdaroğlu bence Muharrem İnce'yi aday göstermeyecek ama göstermeyecek. Orada şey var ama şimdi en son yapılan ankette çıktı evet birinci. Evet. Muharrem İnce birinci çıktı. Sırada. İkinci Aykut Erdoğdu, üçüncü Gürsel Tekin. Eğer o anket doğruysa. Ben çok ihtimal vermiyorum ama Muharrem İnce'nin oradaki taktiği bence çok kendisi açısından çok doğru. Ön seçim yapalım kim kazanırsa diye. Tabii. Anket değil. O çünkü seçim. Kendim geldim diyecek. Şimdi ön seçimde bence Muharrem İnce geçer. Ama şeyin de Kılıçdaroğlu'nun da herhalde Gürsel Tekin'e bir yol açtı. Çalış sonra günü geldiğinde bir bakalım dediğini düşünüyorum. Söyleyebiliyoruz. Peki çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Mustafa Kartoğlu, Melik Yiğiter ve Bülent Aydemir ile birlikteydik efendim. Programımızın da sonuna geldik. Haftaya saatler 12'yi gösterdiğinde biz yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek dileğiyle mutlu günler.